çok bunalıyoruz. Havadan çok işsizlik bunaltıyor. Hava zaten sıcak, bir de üzerine nem eklenince iyice bunaltıcı oluyor. Bu da nefes darlığına neden oluyor. Nem birazcık bizi aslında sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla kişilerde giyim kuşamdan tutun da yedikleri içtikleri bile artık kişilerde solunum sıkıntısına yol açabiliyor. Çoğumuz yaz mevsimini de güneşi de çok seviyoruz. Ama mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık vücut sağlığında yakından etkiliyor. İnsanların normal koşulda hiçbir hastalığı olmasa bile burundan nefes almalarında çok ciddi bir zorlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir de kronik akciğer hastalığı, alerjik yatkınlığı olan bireylerde bu tablo normalden daha fazla etkileniyor. Yine aynı şekilde hamilelerde de aynı şey geçerli. Sıcak havada vücut sağlığını dengede tutmak çok önemli. Yani yediğimiz şeylerden giydiğimiz giyeceklere kadar dikkat etmemiz gereken çok şey var. Bu dönemlerde aslında en güzel her uzmanın söylemiş olduğu gibi diyetisyenlerin, dahiliye uzmanlarının mümkün oldukları likit tüketmelerini öneriyoruz hastalara. Ne kadar çok likit tüketirlerse vücutlarındaki ödemi daha az hissederler, daha rahat ödem atarlar. Bayağı bunaltıyor. Hatta yani ayıp olmasın diye tişörtü çıkarıp gezeceğim. Mümkünse ince kıyafetler, pamuklu kıyafetleri tercih etmelerini, onları sıkacak dar stretch faktörlerden mümkün uzak kalmalarını. Bunaltıyor mu sıcak hava? Elbette bunaltıyor. Bunaltmaz mı? Güneşin dik açıyla geldiği zaman diliminde dışarı çıkılmaması önemli. Çocuk hastalarda, özellikle kronik akciğer hastalığı olanlarda, 60-65 yaş gibi üstü olan yaşlı popülasyonda, hamile bayanlarda, sıcak havalarda bir kere mecbur kalmadığı müddetçe, günün belli saatlerinde ki güneşin en yoğun olduğu saatlerde çok dışarıda olmalarını istemiyoruz. Havadaki sıcaklık ister istemez vücudumuzdaki ısıyı da etkiliyor. Bu da bizi etkilediği gibi gerginliğe neden oluyor. Uyku kalitesinin düştüğünü de biliyoruz. Dolayısıyla uykusunu iyi alamayan kişi ister istemez sabah yorgun, huzursuz ve gergin kalkar. Dolayısıyla bunlar aslında birbirlerinin etkileşmesiyle ortaya çıkan yaşam konforunu, kalitesini, standartını bozan faktörler. Rabbim sıcak da yapar, soğuk da yapar. Evet, hava çok sıcak, hatta bunaltıcı. Biz de hemen ne yapıyoruz? Serinlemek için ya klimayı açıyoruz ya da vantilatörü açıyoruz. Ancak dikkat, uzmanlar bu konuda uyarıyor. Hem nemi alması açısından önemli, hem ferahlama açısından önemli. Fakat klimanın da kullanım şok çekilleri çok önemli. Vantilatörlere dikkat. Hastalarımız hep soruyorlar. Hani özellikle vantilatörün önüne karşı oturmak, aman vantilatörü açayım bir ferahlayayım, bunlar istediğimiz şeyler diye. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Tuğçe Hürkal, klima ve vantilatörün işleyişiyle ilgili uyarılarda bulundu. Hürkal, kapalı alanlarda hava akışı sağlanması gerektiğini belirtti. Bu sefer çok ciddi farenjit, kronik larenjit atakları görebiliyoruz. Öksürükler başlayabiliyor. O yüzden ceryan yapacak dediğimiz havalandırmayı sağlayacak iki ayrı cam açılarak hava sirkülasyonu akşam saatlerinde özellikle sağlanabilir.